Merhaba gençler ve daima genç kalanlar. Teşekkürler gençler ve daima genç kalanlar. Efendim, taklitler asılları yaşatır. En büyük alkış büyük ustaya gelsin. Retrobüs grubunu bilenler kadar bilmeyenler de vardır. Henüz yeni yeni ismimizi duyurmaya başladık. Ünlülerin en ünsüzü, ünsüzlerin en ünlüsüyüz. Gelişmekte olan bir grubuz, Türkiye gibi. Türk müziğinin ve Türk müziğine damgasını vurmuş büyük ustaların yaptıkları eserleri, çalışmaları ve yaptıkları devrimleri anlatan bir müzik grubuyuz. 70'leri, 80'lere ve 90'lara yolculuk yapıyoruz ama bizde Akbil değil, bizde Rockbil geçiyor. O yolculuğa çıkarken dedik ki bazen parodi yapalım. Yani ustaların seslerini, mimiklerini, kılık ve kıyafetlerini analım. Bazen de kendimize özgü sesimizle ama yine o dönemin şarkılarını coverlayalım. Ve yine de o dönemin, o dönemlerde neler esmiş, nasıl rüzgarlardan esinlenmişiz. Kıyafetlerimizle onları yansıtalım. Mesela Murat Yer'den kendisi dönemin hippisi, çiçek çocuklarını temsil ediyor.
Avrupa'da ve dünyada bir akım haline gelmişti hatırlarsınız. Çiçek çocuklar, hippiler ama kütük Sivas. Sazına da yansıdı. Evet, alt taraf Sivas, üst taraf hippi. Kendisi yaptı bu sazı. Aynı zamanda kendisi bir enstrüman yapımcısı. Bu sazı kendisi yaptı. Döneme damgasını vurmuş bir sazdır. Ben naçizane işte solist egosu dedim ki jönleri ben temsil edeceğim. Jön, jön. Tarık Akanlar, efendim mesela Kadir İnanırlar ve tabii ki Türk müziğine damgasını vurmuş Barış Manço'lar, Cem Karaca'lar, Erkin Koray'lar, İlhan İrem'ler. Onların kostümlerinin ve kılık kıyafetinin karışımından bir sepya bir rol çizdim kendime. Ama bu adam öyle mütevazı bir adam ki dedim ki Ozan sen neyi temsil etmek istiyorsun 70'lere dair? Dedi ki ben Cüneyt Arkın'dan dayak yiyen figüranları temsil etmek istiyorum. O gerçek bir emekçi. Böyle bir oluşumla yolculuğa çıktık. Büyük ustaları anıyoruz. Cem Baba'ya özellikle çok büyük saygı duyuyoruz. Onunla birlikte bir büyük usta daha var. Onları TRT'de izlediğimde retrobüsü yapmaya karar verdik. Çünkü o iki büyük üstad sahneye çıktıklarında dediler ki biz kendi şarkımızı değil büyük bir üstadı anacağız. Aşık Veysel'i anacağız. Kimdi o iki büyük üstad? Barış Manço ve Cem Karaca. İşte o yüzden dedik ki biz de yola çıkacaksak işte böyle alçak gönüllü, böyle tevazu sahibi ve böyle ustaların kıymetini bilen iki büyük üstadı analım. Öyle yolculuğa çıktık. O TRT'de izlediğim görüntüyü anımsatmak istiyorum size, hatırlatmak istiyorum. Onları TRT'de gördüm. Bir yanda Barış Manço, bir yanda Cem Karaca. Arkada Moğollar. Cahit Baba yaylı tambur çalıyor. Ve bir üstadı, büyük bir ustayı, Aşık Veysel'i andılar. Bir yanda Barış Manço, bir yanda Cem Karaca. Kendi şarkılarını değil, büyük bir ustanın bir eserini, usta eserini seslendirmek istediler. Önce Barış abi aldı mikrofonu, Cem Baba'ya baktı, kameraya baktı ve şöyle buyurdu. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece ve Cem Baba bilmiyorum ne haldan geçiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Şimdi beraber söyler miyiz lütfen? Uzun ince bir yoldayım. Sizde. Bilmiyorum ne haldayım. Gündüz.
Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ama tekrarlamak istiyorum. Taklitler asıllarını yaşatır. En büyük alkış büyük ustalara. Bir büyük alkışı da bu mükemmel orkestraya, Onur Nar ve tüm orkestraya teşekkür etmek istiyorum. Ve asıl alkışlar bizleri buraya davet eden Serkan abimize, Serkan Çağrı'ya ve bu şapka Cem Karaca'nın gerçek şapkası. Bizlere hediye eden İlkim Karaca'ya sonsuz teşekkürler. Sahne ışıkları kapanır ve teşekkürler gençler ve daima genç kalanlar.